yapması hakkında ne düşünüyorsunuz? Berbat. Berbat. Ne düşünebilirim? Motorinin 36 lira olup 40 liraya doğru yol aldığı bir ülkede motorine zam geldiği zaman A'dan Z'ye, iğneden iple her şeye zam geliyor demektir. Berbat bir ekonomi. Vatandaş ekmek kuyruğunda 50 kuruş 1 lira aşağı bir yerden bir ekmek alabilir miyim diye onun çabasında, başka bir şey yok. Kayseri'nin hangi ilçesinde yaşıyorsunuz? Ben Kayseri merkezde, Talas'ta yaşıyorum. Talas Belediyesi'nden memnun musunuz? Talas Belediyesi'ne uzaktan yakından fazla bir ilgim yok. Fazla bir şey diyemeyeceğim Talas Belediyesi'ne. Talas Belediye Başkanı çalışıyor. Kendi halinde çalışıyor ama şimdi belediye ile olacak gibi değil bu iş. Yani belediye ne kadar vatandaşına yardımcı olabilir? Soruyorum size. Yani borç batağında olan bir belediyemiz var. Yani bu Talas olsun, büyükşehir olsun, borç batağında. Ama herkes milli park yapma peşinde, bilmem şunun bunun peşinde. Yani ekonomiye bir katkıları yok yani o noktada. Büyükşehir Belediyesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Herkese aynısını düşünüyorum. Tramvay yapıyoruz, park yapıyoruz, park bahçeleri yapıyoruz. Ya kardeşim, birazcık yaparken, bir şeyleri yaparken milletin ekonomisini düşünerek yapın yani. Park bahçeye, milli parka harcayacağınız parayı başka yere harcayıp vatandaşı rahat ettirebilirsiniz yani o noktada. Belediye otobüsleri, bilmem neler, hepsine teker teker zam geldi. Bu vatandaş ne yapacak bilmiyorum. Yarın okullar açılacak, öğrenci servisleri, çocuğunu... öğrenci velisi servise bindiremeyecek. Neden dolayı? Mazottan, akaryakıttan dolayı. Çünkü en aşağı bugün öğrenci servisi en yakın 0 ile 5 kilometre arasında, nereden bakarsan bak, en aşağı olacak fiyat 1500 TL'den 2000 TL'den aşağı olmayacak. Bunu vatandaş nasıl çocuğunu okula gönderecek? Ve çocuğunun beslenmesine koyacak erzak bulamıyor. Başka var mı sorun? 65 yaş üstüne ücretlenecek deniyor biletleri. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani otobüs biletlerinin ücretleri geri gelecek deniyor 65 yaş üstü için. Ne düşünüyorsunuz? Olumlu düşünüyorum o konuyu. Neden olumlu düşünüyorum diye soracak olursanız, şu şekil baktığınız zaman şeye, Hunat'ın etrafına, meydanın etrafına baktığın zaman arkadaşlar... sabahleyin ilçeden, sağdan soldan biniyorlar otobüse, yer işgal ediyorlar. Bazen sade emekli oluyor şeyde, otobüste. Otobüs mazot yakarak onları getiriyor, götürüyor. Ha, bunu sınırlayabilirler. Tamamen kaldırılsın istemem. Ama mesela 5 bin iş yapabilir. Ayda 5 bin iş. Yani bu şekil bir yöntem bulunabilir. Yani halk otobüsleri bedava derken, halk otobüsleri adam... 3 trilyon, 3,5 trilyon, 5 trilyon para bağlamış, para kazanmaya çalışıyor. Para kazanmaya çalışırken oradan başkasının kesesinden ağalık yapıyorlar. Yani bu da normal bir şey değil. Yani ücretli olsun isterim. En azından hiçbir şey olmasa 3 lira, 2 lira bir para bağlasalar, inanın böyle bedavadan binip gelmezler. Ya zevkine geziyor adamlar yani. Öbür adam öbür taraftan bandrol, ne demek yani bandrol, ayda yılda iki sefer bandrol ödüyorduk, her 6 aydan 6 aya bandrol ödeniyordu araçlara, şimdi 3 sefer ödenecek. Vergiler, sigortalar, kaskolar, hepsi ateş pahası oldu. Sen daha başkasının cebinden ağalık yapıyorsun. Yani parayı sen ödüyorsun, senin cebinden ben ağalık yapıyorum. Yok böyle bir dünya. Hakkında ne düşünüyorsunuz? He? Ülke ekonomisi hakkında. Çok bitmiş bitmiş. Ülke ekonomisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi ablacığım, ekonomi çok sıkıntı oldu artık. Yani diyor mu, geçim çok zorlaştık. Yani bir şeye güç yetmez oldu. Kayseri'nin hangi ilçesinde yaşıyorsunuz? Sarıoğlan. Sarıoğlan Belediye Başkanı'ndan memnun musunuz? Memnunuz ablam. Yapılan faaliyetlerden? Memnunuz ablam, sıkıntı yok. Peki yapılması istediğiniz bir faaliyet var mı? Valla şu anlık yok abla da, yani ortalık bayağı bir ondan dolayı karışık. Teşekkür ederiz. Ülke ekonomisi hakkında ne düşünüyorsunuz? 10 numara ya. 10 numara, görmüyor musun? Herkes burada yemek yiyip duruyorlar. Herkes burada. Gurbetçiler hele
Seviyorum, hepsini seviyorum valla. Kendim bu ülkede yaşıyorum. Erdoğan 10 numara valla. Erdoğan'a buradan sesleniyorum. Seni çok seviyoruz. Evet. Böyle devam et. Kalp veriyoruz buradan. Peki Kayseri'nin hangi ilçesinde yaşıyorsunuz? Develi. Develi Belediyesi'nden memnun musunuz? 10 numara, memnunum. Hayat 10 numara. Herkes geziyor, yemek yiyor, ne yapıyorlar? Geziyor, her taraftalar. Geziyorlar, tozluyorlar, para harcıyorlar. Peki de Develi Belediyesi tarafından ne gibi yenilikler görmek istersiniz? Hiçbir şey, böyle iyi. 10 numara. Geçmiş mi, gelecek mi önemli senin için? Gelecek. Neden? Geçmişi unutmamız lazım. Gelecek için konsantre oluyorum. Buradan birilerine bir şey söylemek istersen kime ne söylemek isterdin? Anne, seni seviyorum. En büyük sırrın ne? Diyemem onu. Diyemezsin onu. Tamam, teşekkür ederiz. Ne düşünüyorsunuz? Bir dakika efendim. Ülke ekonomisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Ekonomi hakkında mı? Sen ortada. Senin 200 liran 7 dolara düşmüş. Daha neyi soruyor benden ki? 7 dolara düşmüş. Daha neyi soruyor benden ki? Bir zeytinyağı, 5 kilo zeytinyağı 900 lira, 850 bin lira diyen de var. Benden ne soracağım ki? Ortalıkta şey. Peki Kayseri'nin hangi ilçesinde yaşıyorsunuz? Efendim? Kayseri'nin hangi ilçesinde yaşıyorsunuz? Ben mi? Sivas Caddesi'nde. Yok, Koca Sinan. Koca Sinan Belediyesi'nden memnun musunuz? Orada çalışıyor, iyi. Peki Koca Sinan Belediyesi tarafından ne gibi yenilikler görmek istersiniz? Yani şu anda bilmiyorum da olabilir. Herkesin bir eksikliği olabilir. Bunlar normaldir. İlla hepsi dört dörtlük olacak diye bir şey yok. Adam çalışıyor. Evet. Pardon. Çalışıyor. Pardon. Başka ne diyeyim? 65 yaş üstü için toplu taşıma ücretlerinin yeniden gelebileceği konuşuluyor. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi yapabilirler de yapmayabilirler de ama bu meclisten çıkmış. Bunu yapacaklarına da inanmıyorum. Peki şu an hayat pahalılığından en çok şikayet ettiğiniz ürün nedir? Gıda. En çok gıda. Gıda, kira. Yani paranın değeri olmadığından yani aşağı yukarı %100 enflasyonun üzerinde. Başka ne olabilir ki? Her şey ortada. Söylemeye gerek yok. Zeytinyağı 5 kilo 500 liraydı. Bugün 900 lira. Yüzde bilmem 70-80 60. Valla bir şey diyemeyeceğim. Ne diyeyim? Peki, teşekkür ederiz amca. Ülke ekonomisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Karamsarım. Emekli memurum. Kötü. Kayseri'nin hangi ilçesinde yaşıyorsunuz? Felahiye. Felahiye Belediyesi'nden memnun musunuz? Memnunum. Peki Felahiye Belediyesi tarafından ne gibi yenilikler görmek istersiniz? Mesela adliye yok. Adliyenin olmasını isterim. En başta adliyenin olmaz diye yerde, adaletin olmaz diye yerde bir şey olmaz. Dişlerden biraz rahatsızım, o sıkıntı var. Yani her şey var, mükemmel yani, sıkıntı yok. Banka var. Marketi var. A101 var. Sağlık ocağı yerinde. Devlet kaymakamlık yerinde. Sadece bir adliyesi yok. Ulaşım yapılıyor. Kanalizasyon var. Ne bileyim, doğal gazı var. Geliyor şu anda. Felahiye'de bir sıkıntı yok. Ekonomi olarak ben bütçeme göre sıkıntım. Yani emekli olmam doğru. Yani isterim ki biraz daha fazla alayım. Alışverişi iyi yapayım. Bütün sıkıntım mı? Başka bir şey yok. Peki şikayet ettiğiniz ürün nedir? Her şey. Örnek verin abi. Peynir, zeytin, çay, şeker. Hangi birini sayayım? Gıda mesela, biber, patlıcan, domates. Yani ürünleri bir ay evvel aldığım, 30 gün evvel aldığımız çay 90 liraydı, 130 lira olmuş. 40 lira birden zam gelmiş. Peki, çok teşekkür ederim.